altını çiziyordu. Onu, peki, da konuşuruz. Birazdan onu da değineceğiz. Şimdi Gay Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedoğlu'na merhaba diyelim. Günaydın Sevcan, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Günaydın. Teşekkür ederiz, sağ olasın. Şimdi geçen hafta ekonomi masasında Hakan Bey'in de sağ olsun gözlemlerinin ardından TOG'da dijital varlık cüzdanı hakkında bir konuşmamız olmuştu. Nitekim Merkez Bankası'ndan böyle bir adım geldi. Dijital cüzdan, ay konuşamadım. Merkez Bankası ödemeler alanında düzenlemelere ilk defa dijital cüzdan tanımı ekleyerek bu konudaki hizmetlerin sunulmasına ilişkin şartları düzenledi. Bu adım bize hangi yeniliklerin kapısını açacak Sevcan? Aslında dijital cüzdan dediğimizde şimdi insanların akıllarında hani kullandığımız bankacılık uygulamalarından veya cebimizdeki cüzdandan daha farklı bir şeyden mi bahsediyoruz diye bir soru oluyor. Öncesinde bunun tanımını yaparak ilerleyelim. Zaten bugün aslında eğer iPhone telefonu kullanıyorsanız Apple Pay, eğer Android bir telefon kullanıyorsunuz da Google Pay isimli iki farklı dijital cüzdanınız var. Bunu aslında günlük hayatta uygulamalar üzerine herhangi bir uygulamayı indirirken kullanıyorsunuz. Tabii aslında Türkiye'de de biz dijital ödemelerin yaygınlaştığı bir dönemin içerisine girmiştik ama dijital cüzdan ve aslında bu dijital cüzdan üzerine dijital varlıkların gönderilmesi, işte dijital Türk liranın kullanılması gibi aşamaya henüz gelememiştik. Ama tarihi biraz geri sardığımızda 10 Haziran tarihine gittiğimizde İstanbul'da büyük bir maç gerçekleşmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aslında Manchester City ile United'ın karşılaştığı bir maç olmuştu. Bu maçta da biz aslında nakitsiz bir atmosfer yaşamıştık. Burada bir fintech şirketinin aslında sanal bir kart aracılığıyla maç süresince alım satımlarda, işte yiyecek içecek alım satımında maç içerisinde nakitsiz bir biçimde bu uygulama üzerinden, sanal kart üzerinden ödeme yapıldığını görmüştük. Şimdi artık geldiğimiz aşamayla beraber fintechlere bir lisanslama üzerine gelip aslında belirli şartları sağladıklarından sonra alacakları lisansla beraber bir dijital cüzdan sağlayıcısı olma rolü ortaya çıkıyor. Tabii bu da aslında akıllara gelecek dönemde biz daha da aslında dijitalleştiğimiz bir döneme doğru gidiyor muyuz sorusunu ulaştırıyor ki aslında burada alacağımız cevap da evet. Bu pek çok aslında uygulamanın da önü açacak olan şey. Zaten biz biliyoruz aslında Merkez Bankası'nın Dijital Türk Lirası projesi var. Pilot proje kapsamında zaten aslında 2 yılı aşkın süreden beri faaliyet gösteriyor. Havelsan, Aselsan arasında ve TÜBİTAK arasında. Baktığımızda artık bu pilot projenin de hani 2024 itibariyle beraber hani daha geniş kapsamlı yayınlanacağına dair beklentiler vardı. Keza yeni aslında orta vadeli planda da biz neyi görüyorduk? Aslında kripto paralarla ilgili bir regülasyon olabileceğini sinyallerini alıyorduk ve bir taraftan da aslında hayatımıza tokenizasyon diye bir kavram giriyordu. Orada da anlatılmak istenen şey şu, işte menkul kıymet gibi, gayrimenkul gibi biz artık hani gerçek dünya varlıklarının tokenize edilip dijital hale getirilip dijital cüzdanlar üzerinden alınıp satıldığı bir çağa doğru da gidiyoruz. Bununla ilgili de aslında çalışmaların başlatıldığına ve arka planla çalışılacağına dair orta vadeli planda açıklamalar gelmişti. Dolayısıyla bunların hepsi bizi daha dijital bir sisteme doğru götürüyor. Tabii ki aslında kripto para yatırımcıları şu anda dijital cüzdan sahibi. Halihazırda borsa cüzdanları birer dijital cüzdan. Ve baktığımızda bunun dışında kullandıkları işte özel sıcak cüzdanlar var. Uygulamayı indirip bilgisayarlarına uzantı halinde kurdukları cüzdanlar var. Bunların hepsi de birer dijital cüzdan. Ama tabii ki de Türkiye'de şu anda aslında kripto paralar bir ödeme hizmetiyle kullanılmadığı için, bu anlamda regülasyon olmadığı ve yasak olduğu için o dijital cüzdanlarımız bizim şu anda gerçek hayatta hani bir ödeme yaparken o cüzdanların üzerinden transfer etmemizin önündeki en büyük engel. Ama dünyada nasıl örnekleri var? Bu cüzdanların aslında çeşitli fintechlerle beraber, işbirliğiyle beraber artık aslında müşteriler fiyat parayla ödeme yaparken, işte euro ile dolarla ödeme yaparken arka planda kendi kripto cüzdanlarından herhangi bir kripto parayla veya altcoin'le, bitcoin'le, ethereum'la ödeme yapabildiği sistemlerin iç içe geçtiği düzenlemeler var. Dolayısıyla bunlar da uzun vadede hayatımıza girecek olan yenilikler olacak. Bir de şimdi haftanın gündemine gelirsek, jeopolitik riskler kripto para piyasalarına nasıl etkileyecek? Bu hafta ne gibi hareketler gördün sen? Aslında bu hafta negatif bir hafta yaşıyoruz biz.
Hani haftanın başlangıcında acaba Bitcoin hani dijital altın sıfatının da ona vermiş olduğu güdümlemeyle beraber bir güvenli liman algısı görür mü diye bir fiyat beklentisi vardı. Ama geldiğimiz noktada hem aslında geçtiğimiz hafta aldığımız Tanınmış istihdam verisinin beklenenin iki katı gelmesi, bunun üzerine aslında takip ettiğimiz üretici enflasyon verisinin 1,6 yerine 2,2 gibi yüksek bir rakam olarak açıklanması, FED tutanaklarında da aslında bir kere daha faiz artışı gelebilir mesajının oldukça yer alması nedeniyle hala negatif ayrışan bir fiyatlama içerisinde olduğunu görüyoruz ki bugün Bitcoin 27 bin dolar seviyesinin aşağısına indi. Jeopolitik risklerin tansiyonunu aslında FED yaptığı açıklamalarla beraber, FED yetkililerinden gelen açıklamalarla beraber piyasa üzerindeki etkisinin sönümlendiğini, o buradaki ateşin söndüğünü görüyoruz. ABD endekslerinde yukarı yönlü hareketlilik oldu. Tahvil piyasasında faizlerin düştüğünü gördük. Dolar endeksi yeniden 105 seviyesine düştü. Hani risk iştahı arttı globalde. Ama kripto para piyasasına bu yansımadı. Bir, her zamanki gibi aslında en riskli varlık sınıfı olduğumuz için hani piyasadaki olabilecek en kötü senaryoya bile hassasiyetimiz ve duyarlılığımız çok yüksek. Ya bugünkü açıklanacak olan üretici enflasyon verisinin de beklentisi 3,7 ama hani 3,8 ve 4 bandında bir sürpriz veri gelebileceğine dair bir endişe de var şu anda piyasa üzerinde. Dolayısıyla bunun da fiyatlandığını söyleyebiliriz. Keza yine arka tarafta aslında jeopolitik riskler çok büyük etki etse bile kripto para piyasasının kendi içinde takip ettiğimiz bir büyük dava var. O da daha öncesinde iflasını gördüğümüz FTX borsasının eski CEO'sunun bir dava süreci var şu anda Amerika'da. 6 Kasım'a kadar da devam ediyor. Bu dava kapsamında da bizim hem bildiğimiz bugüne kadar hem de bilmediğimiz yeni kripto para piyasasında geçmiş dönemde olan manipülasyonlar, geçmiş dönemde olan aslında olmaması gereken usulsüz işlemlerin ayyuka çıktığı bir dönem. Tabii ki de burada gelen açıklamalar da piyasayı bir miktar daha korkutuyor. Yeni yatırımcı gözünde de hani bir miktar daha buradaki piyasanın yönünü ve regülasyon korkusunu arttırıyor. Bu da en büyük engel olarak söyleyebiliriz. Peki Sevcan, bir iki cümleyle eminim izleyenler arasında da vardır kripto para yatırımcısı. Yatırımcılara bu gibi ortamlarda tavsiyen ne olur? Metanetlerini korusunlar mı? Ne yapsınlar? Ya açıkçası hani eğer hiç yatırım yapmayan bir veya yatırım yapmayı düşünen veya ilgilenmeyi düşünen varsa özellikle de şu anda 27 bin dolar seviyesinin aşağısına geldiğimizi görüyoruz. Sene sonuna aslında 2024 senesi için bir pozitif beklentiler var ama artık daha da böyle 25 bin dolar seviyesi ve olur da 25 bin dolar seviyesinin aşağısında 24 binlere 22 bin bandına sarkan bir Bitcoin varsa burada aslında alım için güzel bir maliyet seviyesi. İlk defa yatırım yapıp uzun vadede bakacağım ben bunun fiyatında diyenler için güzel bir alım seviyesi. Ama mevcuttaki tabii ki de yatırımcıların maalesef ki hani sabırlarının çok sınandığı, eğer karlı noktalarda veya zarar kes noktalarına çıkmadıkları noktada paralarının eridiği bir dönemdeyiz. Ki altcoin'ler için aslında Ekim ve Kasım ayı bir tık daha kritik olabilir. Hani yeni alımlar için, yeni portföy oluşturmak için Ekim ve Kasım ayı bence güzel bir zaman olacak. Düşük fiyatlardan altcoin almak için ama mevcut yatırımcılar maalesef ki metanet de kısmından ziyade aslında bir miktar daha eğer satmalılarsa zararda olan portföyü kurtarmak için yeni farklı aslında karlı yatırımlarla beraber burayı kompanse etmeye çalışabilirler. Ya da artık zaten bekledilerse hani bir miktar daha bekleyip hani o parayı bir kayıp gibi düşünüp eğer hani yükselişle beraber toparlanma eğilimi gösterirse içerideki zararı çıkarmayı düşünebilirler. Ayı piyasası bütün aslında kripto para yatırımcıları için, risk sever yatırımcılar için hepsinin sınandığı bir yıl oldu. Eğer yanlış bir pozisyon taşıyan, yanlış bir pozisyon açan kişi varsa maalesef ki uzun vadeli yatırımcıya dönüşmüş oldu. Evet, uzun vadeli kripto yatırımcısı genelde yıkar mı sandın acılar mottosuyla hayatına devam ediyor. Evet. Nasıl, ne mottosuyla? Yıkar mı sandın acılar? Alıştılar artık Allah Allah. gerçekten. Ekim, Kasım'da altcoin yatırımcılar için güzel bir alım fırsatı dedi Sevcan Dedoğlu da. Çok teşekkürler, çok sağ ol kıymetli katkıların için. Ağzına İyi sağlık yayınlar diyelim. size de. Görüşmek Teşekkür üzere. ederiz, çok sağ ol. Görüşürüz.